Karanlıktaki İzdi kanalından sizlerleyiz. Selam arkadaşlar, Karanlıktaki İzdin, ben İlham. Bu videomuzun konusu Divinity Original Sin 2 oyunda split screen olarak nasıl beraber oynayabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Bu arada kanalımızda bu oyunun tahminli Türkçe yamasını nasıl düzelttiğimizle alakalı videosu da var. Oradan da izleyebilirsiniz isterseniz. Evet, orada da tahminli Türkçe yamasını kullandığınızda, yani düzelttiğimizde Divinity Edition olarak, uzantılı olarak olan bu exe'yi kullanıyoruz. Yani normali değil. O yüzden direkt bunun üzerinde ayarlamayı göstereceğim. Öncelikle bunu konumuna atalım. Aşağıya itelim bunu. Evet, programımız bu. X360C. Programı atıyoruz. Evet, programı gördüğünüz gibi masa üzerinden attım. Masanın üzerindeki klasörden. Programı daha önce ayarlamıştım, bakın. Diğerini de göstereyim. Evet, buradan işte Game Setting deyince Add veriyorsunuz. Ve oyunun kurulu olduğu klasöre girince Div Add diyorsunuz. Buradan bin diyorsunuz ve exe'yi seçiyorsunuz. Neyse işte bunu yaptıktan sonra buradan eğer start derseniz oyun içinde konsolünüzü tanımaz. Bu arada burada sadece bu işaretli oluyordu. Ben diğerlerini de işaretledim. Çünkü bu control setting kısmına gelince burada program ve game kısmı var. Burası görmüş olduğunuz gibi arka plana karışmış durumda. Yani burada herhangi bir seçenek yok. Bu da oyunumuzun bunu algılamayacağını gösteriyor. Ama bazı oyunlarda işte dışarıdan kullanırsanız bile, yani dışarıda bir yerde olursa bile program oyunu tanıttığınızda algılıyor ama bu oyunumuz algılamıyor. O yüzden dışarıda bırakmayın programı. Kurulu olduğu klasörden, bu arada demin gördünüz, burada dosya konumunu at istiyorum. Evet, kurulu olduğu exe'nin olduğu klasöre atın oyunu. Evet, buradan çalıştırdım uygulamayı. Bakın ayarlarım duruyor. Niye? Çünkü buradakini de yeniden ayarlamıştım. Evet, oyunum ekli. Bu arada buradan ekle derseniz hemen zaten bu programın yanındaki exe'lere bakıyor direkt. Evet, kontrol setting'e geçtiğimizde görüyorsunuz burada artık seçenek var. Oyunu seçmiş oluyoruz. Buradan save dediğimizde bu işte kayıt onaylandı diye buraya bildiri geliyor. Evet, buradan oyunumuzu seçip başlat diyoruz. Ve daha sonra işte oyuna daha sonra devam etmek istediğinizde artık bu programı çalıştırmanıza ihtiyaç kalmıyor. Normal masa üzerindeki yansımasından da, yani uzantılı Divinity Edition olan yansımasından da çalıştırıp konsolünüzü kullanabiliyorsunuz. Çünkü bir kez bu program exe'nin yanında olduğu için kendini ona tanıttı ve buraya ayarlarına kendi işte kontrollerini uyguladı. O yüzden artık programı atıp da içeriden çalıştırmanıza gerek kalmıyor. İlk seferden sonra normal çalıştırabilirsiniz. Evet, şimdi bir de içeriden göstereyim. Evet, şu an oyunun Divinity Edition'la olan işte exe'sini çalıştırdım ve bekliyorum atılmasını. Bu arada fazla diyebilirim, uzun zamandır video kayıt falan yapmadım, o yüzden kafamın içinde olan düşünceleri yani söylemekte hangisini önce söylesem hangisini sonra diye o kısmı kararlaştırınca oluyor. Öyle, kusura bakmayın. Evet, bakın dışarıdan programdan ayarladığımız için artık burada bir ön sayfa atılıyor burada. Yoksa normalde hemen bu sağ tarafta işte oyuna gir veya işte ayarlar falan geliyor. Ama burada şu an bir ön sayfa var ve seçimimizi yapmamızı istiyor. Ya klavye ya işte klavye ile herhangi bir tuşa basarak klavye fare olarak oynayabilirsiniz. Bu arada bu tek kişilik oluyor veya işte LAN'la online olarak
bağlantı üzerinden, yani split screen olmuyor burada. Belki bununla içeriden start verip diğeriyle işte katılabilirsiniz, onu denemedim. Ama neyse, bize şu an gerekli olan konsol zaten. Çünkü söylenene göre işte konsolle biri konsol, biri de klavyeyle oynayamıyormuş. İkisi de konsolle oynamak zorundaymış. Evet, neyse. Şu an konsolümü elime aldım ve konsolle onayladım. Bakın aşağıda seçim kısmı, şu an fare bile yok, o yüzden gösteremiyorum. Aşağıda orta seçim kısmında A select veya B back olarak geliyor. Bu arada bakın burada da game'de kontrolör tipi otomatik, hani şey Xbox, PS4 veya otomatik olarak var. Ama normalde hani diğer işte klavyeyle girdiğimizde bu kontrolör kısmını ayarlamak olmuyor. O yüzden dışarıdan, tamam, ayarı geri çekiyorum. İşte o yüzden dışarıdan program bunu tam olarak yani algılatamıyor kendini. Yani başka bir klasörden kurduğunuzda programı, o yüzden sanırım çalıştıramıyor. Evet, neyse. Bu arada şey oyunun sesini kapattım, benim sesime burada karışmasın diye. Evet, daha sonra buradan story diyoruz ve veya yukarıda sol tarafa görüyorsunuz, biri var. Şu an seçimde profilin biri var. Öbür seçimde işte start tuşuna tıklayarak seçiyorsunuz. Story diyorum. Single player diyorum. Story diyorum. Onayla diyorum. Bu arada oradaki ikinci story olarak yani o zorluk seviyesine bağlıydı. İşte o yüzden orada istediğini seçebilirsiniz. Başlangıç veya işte diğerleri seçebilirsiniz. Bu arada amacım sadece split veya nasıl kurulduğunu göstermek. Evet, bakın. Şu an sağda ve solda farklı farklı gösteriyor. İkisine de. Evet. Bakın her bildiğin kendi karakteri var. Ve çevire veya sese biliyoruz işte. Yani gerisi sizde artık. Evet, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuştur. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.